Kur'an'a el basarak yemin etmek caiz midir dinimizce? Kur'an'a el basarak yemin etmek caiz midir? Şimdi bu Kur'an'a el basma zannediyorum bizim milletimizde var bu. Şimdi iki türlü yemin var. Bir, kasem suretiyle yapılan yeminler var. Kasem. Evet. Ki zaten kasem yemin etmek değil mi? La uksimu bihadel ben. Yemin ederim ki. İfade bu. Ve bu biliyorsun işte kasem harfleri var. Evet. Vav kasem, ta'i kasem, bay kasem, vallahi, billahi, tallahi değil mi? Burada asıl kasem ifade eden şeyler vav, vallahi'deki vav, billahi'deki bi, tallahi'deki te. Allah değil. Vallahi deyince Allah'ı şahit tutarım ki. Evet. Billahi aynı şekilde. Yemin böyle oldu. Buna kasem suretiyle olan yemin deniyor. Asıl yemin bunlar oluyor. Ha, bir de tabii yemin ederim. Yemin ederim ifadesi de yemindir. Hatta Türkçe'de bugün and içerim diyorlar değil mi? Hı-hı. O da yemin sayılır. And içerim de yemin sayılır. Ha, ama mesela Kabe'ye yemin ederim ki. Böyle yemin olmuyor. Yani bu şekilde yemin olmuyor. Şimdi Kur'an'a el basma yemin değil. Kendisi Kur'an'a el basma kendisi yemin değil. Ama Kur'an'a el basarak yemin ediyorum derse o yemin sayılır. O yemin sayılır. Bir de ikinci bir yemin şekli var. O talaka yemindir o. Yani işte filan yere gidersem şöyle olsun, sen şunu yaparsan böyle olsun gibi boşamaya. Ona da talaka yemin diyorlar. Ama asıl biz yemin deyince kasem suretiyle yapılan yeminleri yani vallahi billahi tallahi. Şimdi Cenab-ı Hak farklı şeylere yemin etmiş Kur'an'da. Ve duha demiş. Kuşluğa yemin olsun. Vel asr demiş hocam. Vel asr demiş. Vel fecr demiş. Vettin. Vettin. Şimdi Cenab-ı Hak yemin eder tabii o değer verdiklerine ama biz incire yemin olsun ki. Kuşluğa yemin olsun ki biz öyle yemin etmeyiz.